Merhaba, ben Doktor Barış Önen Ünsalver, yetişkin psikiyatrisi uzmanıyım. Ülke ve dünya olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Beklediğimizden daha karışık ve hızlı giden bir süreç ve bu eminim ki sizleri de kaygılandırıyor ve korkutuyor olabilir. Bu süreç hepimiz için zor. Fakat bu süreci ancak birbirimize destek vererek, birbirimiz için sorumluluk sahibi olarak atlatabiliriz. Dünya üzerindeki ve ülkemizdeki tüm sağlık görevlileri, özellikle enfeksiyon hastalıkları uzmanları bize diyor ki birbirinizden uzak durun. Birbirinizden olabildiğince mesafeli durun ki bu virüs bir kişiden öbürüne, ondan diğerine atlamasın. Bu süreçte sosyal mesafeyi korumak, insanlardan uzakta kalmak ya da hastalık tehlikesiyle karşı karşıya kalmak hepiniz için kaygı doğurucu olabilir. Ben bu yaşadığınız endişelerin farkındayım. Hepimiz için zor olan bu süreçte birbirimize destek vererek, paniklemeyerek, bilimden bilgi alarak, bilim yolunda ilerleyerek ve birbirimizle destek ağlarımız sayesinde bu süreci atlatacağız. Bu bireysel bir problem değil. Sadece bir kişinin başına gelmedi, hepimizin başına gelmiş ve gelebilecek bir problem. Hangi tedaviyi alıyorsanız lütfen tedavinizi aksatmayın. Çünkü şu anda genel durumunuzla ilgili herhangi bir bozulma sebebiyle bu ister psikiyatrik kökenli olsun, ister yüksek tansiyon, şeker ya da diğer tıbbi hastalıklarınızla ilgili bozulma sizin acil servise ya da diğer sağlık hizmetlerine ulaşmak zorunda kalmanıza neden olabilir ve gideceğiniz sağlık kuruluşunda sağlık çalışanları virüsle bulaşmış olabilir ya da siz oraya gittiğiniz zaman sağlık sisteminin işleyişini aksatarak virüsle kontamine kişilerin tedavisini aksatabilirsiniz. Bu yüzden birbirimize karşı sorumluyuz. Siz işleyen, yolunda giden, iyi olan tedavinize sahip çıkın. Özellikle psikiyatrik tedavi alan kişilerin online terapiler olduğunu hatırlaması lazım. Online terapi sayesinde birebir yüz yüze görüşüyormuşuz kalitesinde görüşebiliyoruz. Terapi ve tedavi, ilaç tedavi süreci aksamıyor. Bazen bağlantılarla ilgili kaygılar doğabiliyor. Bununla ilgili yeterli mahremiyet önlemlerinin alındığını söylemeliyim. Bu geçici bir süreç. Herkes için online görüşme kolay olmayabilir. Ama bu süreç bittiğinde tekrar yüz yüze görüşmelerimize devam ederiz. Ancak şu süreçte sizin kendiniz açısından da, toplum açısından da sokağa çıkmanız, kendinize ya da başkalarına bir şey bulaştırmanız açısından riskli olduğundan evde kalmanızı ve tedavinizi sürdürmenizi öneriyorum. Bu şu anlama gelmiyor evde kalmak. Tedaviler kesilecek, bitecek, yarım kalacak. Hayır, mutlaka sürmesi gerekiyor. Özellikle psikiyatrik rahatsızlıklardaki stresle başa çıkma zorlukları psikiyatrik tabloların tetiklenmesine sebep olabilir. Bizler buradayız, telefonda ya da online tedaviyle her zaman yanınızdayız. Siz lütfen size düşen kısmını yapın. Evinizde kalın, tedavinizi sürdürün, sağlıkla kalın. Dileyelim ki bunlar geçtiğinde yüz yüze, el sıkışarak görüşelim.